Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'ya aittir. ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarının üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okurken, hayatını öğrenme gayretine girdiğimizde her birimizin hemen gözüne çarpan, ilk etapta dikkatini çeken çok belirgin bir özelliği var. O da Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın alabildiğine sade, alabildiğine tabi bir halin içinde olması, sade ve doğal bir insan olması. Bunun bugünkü ifadesiyle komplekslerden bütünüyle arınmış, çok doğal, çok tabii bir hal üzere olması. Bildiğimiz bir şey var. Bilgi insanların insana ve hayata dair derin gözlemleri olan insana ve hayata ve topluma dair derin okumaları olan bilge insanların söylediği bir şey var. O nedir? En güzel olan doğal olandır. Doğallık tam bir asalettir, tam bir güzelliktir. Hakikaten bir hayli havalardan, komplekslerden, sıkıntılı hallerden arınmış olmak gerçekte en güzel olan değil mi? Sadeliğin, tabi olmanın diğer bir ifadesi, ne isen olduğu gibi. İçinde ne varsa dışına olduğu gibi yansıyor. Yani sade ve doğal insan gönül dünyasında ve hayatında ikili halleri, iki yüzlü halleri, çok yüzlü halleri onun doğallığında ve hayatında bulmanız mümkün değil. Doğal insan özünde ve halinde bunlara asla yer vermez. İçi buna asla gelemez içinde tabiilik var, özüne sindirmiş olduğu doğallık var. Dolayısıyla alemlere rahmet olan, tam anlamıyla doğal bir halin içinde, doğal bir insan. Ama yine bir insan sade, tabii, doğal bir insansa, onun sadece Hayatının bir çizgisi doğal ve tabi olmaz. Onun hayatının bütün karelerinde bu sadeliği, bu tabiliği, bu mütevaziliği, bu tatlılığı hayatının bütün karelerinde görürsünüz. Onun hayatının cümlesinde sadelik, tabilik ve kullandığı eşyalar itibariyle de Basitlik diyebileceğimiz bir orijinallikle karşı karşıyayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Efendimiz'e şerefli arkadaşları Medine'de iki odalık bir ev yaptılar. Ev dediğimiz taştan ve kirpeş, kir, e, e, kerpiçten, bağışlayın taştan ve kerpiçten yapılmış iki odacık bir ev. Daha sonra kızları, misafirleri ve eşleri için odalar ilave edildi. Odalarının kapısı, odalarının kapısı kıldan yapılmış keçelerdi. Tahta ve benzeri kapılar değildi. Kıldan yapılmış keçelerdi. Odasına girdiğinizde, elinizi şöyle uzattığınızda eliniz hemen tavanla değerdi. Yani kendisinin o doğallığı ve tabiliyle evinin de hali bu tabiliğe, bu doğallığa aynen mütenasipti. Tam bir uyumluk arz ediyordu. Burada şunu rahatlıkla söyleyebilirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu toplumda her insan rahatlıkla efendimizin sahip olduğu eve sahip olabilirdi. Bunun diğer ifadesi sade insanların, doğal insanların hayatının hiçbir çizgisinde, hiçbir karesinde israf dediğimiz fazla tüketim dediğimiz külfetlere asla yer yoktur. Her şey yeterince ve miktarıncadır. Fazla tüketmekten, lüks ve israftan, alabildiğine rahatsız olan, doğallığına gölge düşürüyor olarak algılayan bir anlayışın insanlarıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine ve hayat standartına baktığımızda değil sadece kendi dönemi, ondan önceki dönemler, ondan sonra ve kıyamet sabahına kadar gelecek bütün insanlarda hemen hemen geneli peygamberin hayatına dair Şöyle bir itiraz yükseltemezler. İyi, güzel de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evleri şöyle allı, böyle şallıymış. Biz böyle evlere malik olamayız ki diyebilecekleri bir durum yok. Dört duvar, taştan ve kerpiçten. Taştan ve topraktan. Dört adam az çok duvar örmeyi bilse bir günde yapacağı bir ev. Hadi bilemedin iki günde. Malzemesi kerpiç yani toprak ve taş. Bir metreye kadar taş, ondan sonra zaten iki metreye varmayan tavanı var. O kısmı da kerpiçten yani topraktan. Efendimizin eviyle ilgili hiçbir insanın ben böyle evlere sahip olamam, gücüm yetmez diyebileceği bir itirazı olamaz. Bu kadar sade, bu kadar doğal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin giyim kuşamına baktığımız zaman da aynı sadeliği, aynı tabiliği, aynı doğallığı giyimlerinde de aynen görüyoruz. Efendimiz günlerce, yıllarca bir iki giysiyle hayatını yaşayan bir insan. Bizim çocukluk yıllarımızda da vardı bu. Biz ne zaman tüketim topluma dönüştük, elbiselerimize yamalar yapmayı unuttuk. En ufak bir tavsamasında, persümesinde elbiseleri hemen değiştiriyoruz. Hatta kıvamının azıcık bozulmasında. Efendimiz'den aldığımız, o dönemde bugüne gelen biz müminlerde, elbiseyi tabiri caizse son noktası bitinceye kadar yamalamak suretiyle giyerdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o sade hali ve sade hayatı, insanlığın geneline örneklik edecek tam bir örnekti. Giyimi de böyleydi. Peki şöyle bir itiraz yapar mıydı insanlığın geneli? İyi güzel de elbiseleri sade basitti. Evi de sade basit. Ama yemesindeki konfora gelince biz öyle şeyleri hangi imkanlarla elde edeceğiz hangi imkanlara bulabiliriz ki diyebileceğimiz bir itiraz olabilir mi Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hepimiz çok iyi bildiğimiz gibi çok az yiyen bir insandı Efendimizin hayatında sade insanlar hayatında şöylesi müthiş bir orijinallik ve güzellik vardı. Onlar hep paylaşmayı tercih eden anlayışın insanlarıydı. Dolayısıyla Peygamber'in hanesinde hiçbir sofrasında asla misafir eksik olmazdı. Aynen İbrahim Aleyhisselam gibi. İbrahim Aleyhisselam'ın duasının tezahürü olan alemle rahmet olan peygamber efendimiz misafirsiz sofrası olmayandı ve zaten alabildiğine herkesin alabileceği yiyecekler ve içeceklerdi. Evinde bir kilimsi yazgı, bir divanımsı tahtadan yapılmış, bir, birkaç su kabı bunlar ibaretti. Hayatının Defalarca ifade ettiğimiz gibi her çizgisinde, her karesinde alabildiğine sadelik vardı. Sadelikti. Sadelik eşitti muhteşemdi. Bu sadeliğin bağrındaki en belirgin özellik ter temiz oluşuydu. gül bedenleri tertemizdi. Elbiseleri tertemizdi. Evi tertemizdi. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu an sık sık geldiği gibi bir gün gelmişti hane Saadet'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine gelmişti. Efendimizin de Şöyle hafif uzanmışlar. Hasırın üzerine uzanmışlardı. Kollarında, mübarek yüzünde hasıra değen noktalarında izler oluşmuştu. Ömer Efendimiz geldi, selam verdi. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bedenindeki hasırın izlerini görünce gönül dünyasına hüzün olduğu gibi oturuverdi. O manzara karşısında Ömer Efendimiz hüzünlere düşüverdi. Hüzün rüzgarı geldi içini savurmaya başladı ve gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem az garipsedi. Niye böyle oldu Ömer'e diye. Ve haliyle sordu, ya Ömer, niçin gözyaşları, niye hüzünlendin? Ömer Efendimiz buyurdular ki, Ya Resulallah, Kayserler, Kisralar, şu Sasani İmparatorluğu'nun öncüleri, Bizans İmparatorluğu'nun kralları, Sasana İmparatorluğu'nun şahları, kuş tüy yataklarda yatsın da, alemlere rahmet olan hasırın üzerinde yatsın. Vallahi bu bana şok koydu. Bu bana çok dokundu. Yani siz de şöyle en azından vasat boyutlarında rahat edeceğiniz bir zemininiz olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o doğal ve tabi halini, hali gereği, ya Ömer dedi, sen böyle mi düşünüyorsun? Yani bir bakıma Ömer Efendimiz'i, Ömer Efendimiz, Peygamber Efendimiz'i garipsiyor, Böyle mi olmalıydı senin halin? Şöyle yükseklerde olmalı değil miydi? Peygamber Efendimiz de Ömer Efendimizin bu bakışını garipsiyor. Ya Ömer, sen böyle mi düşünüyorsun? Oysa bizim halimiz bir yolcunun yolunda giderken bir ağacın gölgesinde mola vermesi, biraz istirahat etmesi biraz dinlenmesi, sonra da yoluna devam etmesi. Dünya böyle bir şey. İnsanın dünyadaki konumu yolcunun bir ağacın gölgesinde dinlenip yoluna devam etmesidir. Ağacın gölgesinde dinlenmek kadar kısa olan dünya hayatına, senin dediği gibi alalar, valalar, servetler, samanlar, lüksler, israflar. Bu kadar kısacık hayatta. Sonra biz bunun için mi geldik dünyaya? Peygamber söylediği anlamlarda böyle anlamları dillendirmiş oluyordu. Ve bize bunu ayan beyan söylüyordu. Buyurmuşlardı ki, Kün fi dünya ki enneke garibun. Dünyada sanki bir garip gibi ol. Yani alabildiğine doğal. Alabildiğine tabii. Alabildiğine sare. Dünyada bir garip gibi ol. Ev abiri sevil. Ya da bir yolcu gibi. E dünyada bir yolcuyuz. Rahm-ı Mader'den başladı yolculuğumuz. Kısacık fani dünyaya geldik. Bir ağacın gölgesinde dinlenme misali belli bir süre, kısa bir süre istirahat edeceğiz. Sonra asıl yurdumuza, yolculuğumuza devam edeceğiz. Tabi bir hayatta, tabi bir hayatta, doğal bir hayatta, İsrafın zerresinin bile olmayacağı hayatı böyle bir bakışta bu bakışı önce kalbimizin ruhumuzun bütünüyle özümsemesi gerekiyor. O zaman zaten çok doğal olarak şelalenin suyun yukarıdan aşağı akışı gibi bir doğallık ve kolaylık üzere hayatımız akar gider. Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer yaşadığı bazı zamanlarda nimetlere bol bol kavuşmuşsa bazen nimetlerin içerisinde oluyor peygamber. Bazen de nimetlerden çok ciddi boyutlarda mahrum kalabiliyor. Diğer bir ifadesiyle bazen karnını doyuracak imkanlar baya var. Bazen de baya aç kaldığı günler var. Nimetlerden mahrumiyet, nimetlere bolca kavuşma. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam, Pey Peygamber Efendimiz, nimetlerin içerisinde nimetlere kavuştuğu an şu cümleyi söylerdi. Asıl hayat, ahiret hayat. E peygamber nimetlerin içerisinde. Nimetlerin içerisinde hem dam olurken asıl hayatı hatırlamaya gerek var mı? İşte nimetlerdesin. Sanki asıl hayatı yaşıyor gibisin. Ama öyle değil. Nimetler varsa bile zaten dünya kısa. Ve nimetler bugün olur, yarın olmayabilir. Peki Nimetlerin her dem olduğu, huzurun mükemmel olduğu yer asıl yurdumuz. Cennetler. Peygamber de nimetlerin içindeyken asıl hayat ahiret hayatıdır diyorlardı. Sonra mahrumiyetler, nimetler neredeyse sıfıra yakın. Efendimiz yine aynı şekilde asıl hayat ahiret hayatıdır diyor. Peygamber Efendimizin o sade ve doğal haline oturmuş iki temel çizgisi vardı. Sabır, şükür. Sabır, şükür. Bazen sağlıklı haller şükür, e bazen de hastalıklı haller sabır. Bazen nimetler içerisinde şükür, bazen nimetlerden ciddi anlamda mahrumiyet sabır. Yani bugün, bu vakitler gündüz, az sonra gece. Gündüz şükür, karanlıklara sabır. Hayatın akışı gündüz ve gece gibi. Hayatın akışı yokuşa tırmanır gibi ve iniş gibi. Yokuşa tırmanırken direnme gücünü elden bırakmayacaksın. Sabır zaten direnmek gibidir. Sabır eşittir, direnme diyebiliriz. Yolculuğunuz sarp yokuşlara uğradığında yoldan çıkmayacaksınız. Sarp da olsa o asil yolda yürüyeceksiniz. Zorlanacaksınız elbette ama direneceksiniz. E tepeye vardınız kolay, şükredeceğiniz bir zemine geçtiniz hayatın akışı sabır ve şükür ikliminde. Bir o yana, bir bu yana. Hayat böyle aka gidiyor. Bunu insan ta başta özüne yedirirse, bu insan alabildiğine sade, tabi ve doğal oluyor. Ne nimete kavuşunca sevindik delisi, ne de nimetlerden mahrum olunca mahvoldum gibi sefalete oynaması söz konusu değil. İki halde de o doğallığını, o tabiliğini hiç bozmaksızın, bozmaya değecek bir iç hali yaşamaksızın içindeki o muhteşem güzelliğiyle hayatı götürüyor. Hazreti Hafsa annemiz bir gün bir şey yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yattığı o yatak diye nitelendireceğimiz nesnesi iki katlı bir keçeydi. Hafsa annemiz şöyle baktı baktı. Bu iki katlı keçe Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme baya sert gelir. Sert bir yapıda. Bunu dörde katlayayım. Ola ki biraz daha yumuşak, Biraz daha rahat ettirici bir şey olabilir. Öyle yaptı. Peygamber onu fark etmeden alemlere rahmet olarak uzandılar, yattılar. Kalkınca şaşkınlıkla, hayretle kalktılar. Dediler ki bugün bana ne oldu? Hafsa annemize bugün ne yaptın? Bugün sen farklı bir şey mi yaptın? Yatağıma bir şey mi yaptı? Hafsa annemiz, ey Allah'ın peygamberi, biraz daha rahat olur düşüncesiyle, keçeniz iki katlıydı ya, ben onu dörde katladım. Daha rahat yatasınız diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ciddi anlamda rahatsız oldu. Hafsa annemize dedi ki, hemen o yatağı eski haline getirin. Zira dörde katladığınız zaman benim gece ibadetime kalkmama mani oldu. Bana rehavet verdi. Meğer ki doğallığın dışında, tabiliğin dışındaki haller insanı tembelleştiren, akan su pırıl pırıl olur ya, doğal hayat pırıl pırıl ya, Hayatın içerisine lüks israf girdiği zaman hayatın kıvamı gidermiş. Rahavetler, benzeri negatif duygular insanın gönlünü, hayatını çepeçevre kuşatırmış. Biz çok mal sahibi olmayı, çok imkan sahibi olmayı evlerimizin kasırı şiirinler gibi. Elbiselerimizin görsel güzelliği çok yüksek gibi. Yediklerimizin çok en leziz olması gibi şeyleri sanırız ki daha huzurlu olacağız. Daha dinamik, daha sağlıklı olacağız zannederiz. Oysa bunun arka planında yatan şey şu. Görkemli ev, görkemli elbise, görkemli yiyeceklere insan niye ihtiyaç duyar? İnsan ruhunun açlığını doyurmazsa gözü dışarıda. Ruhu aç olan ruhunu doyurmayı göze alamıyor. O biraz zor. Kolaya kaçıyor. Dış imkanları geliştirmenin ve güzelleştirmenin derdine derman olacağını zannediyor. Ruhu harmanlanmış. Ruhu gıdasını almış insan doğaldır tabidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belirli periyotlarla şu duayı yapıyordu. Allah'ım kalbime nur ver. Allah'ım yüzümü ve yüzlerimi ve gözlerimi nurlandır. Allah'ım önümü, arkamı nurlandır. Sağımı, solumu, altımı, üstümü nurlandır. Allah'ım etimi, kemiklerimi, kanımı nurlandır. Peygamber asıl gıdasını biliyor, asıl sahibinden istiyor. Gönlümüz, kalbimizin gıdası nur. Rabbimiz bize ne kadar nur verirse asıl açlığımız gidecek ya. O zaman doğallaşacağız. O zaman israfa yönelmek gibi, hırslı gibi, ihtiras gibi duyguların pek çoğundan geçeceğiz. Özlemimiz, hasretimiz her varoluşumuzu gerçekleştirme çizgisinde olacak o zaman. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize doğal insan olmamızı öğretiyor. Peygamber modelimizde ya, peygamber en güzel örneğimiz diye, biz hayatımızı yaşarken ikide bir dönüp dönüp peygamberimize bakacaktık ya, onu modelleyecektik ya, onu modellerken bize gösterdiği en önemli esas, sade olmamız, tabii olmamız, doğal olmamız, İsrafın her türlüsünden azade olmamız. İsrafın kölesi olmaktan kurtulmamız, gerçek özgürlüğümüze kavuşmamız. Ve böylece özü gür müminler olabilmemiz. Özü gür olmayanın dünyasında bin bir imkanlar olsa hakikaten kalbine deva olacak mı? Temennimiz her birimiz için Peygamber Efendimiz'in o sade hayatını hayat belleyerek olabildiğince doğal ve sade bir mümin olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.